Sözcü TV'den İpek Özbey, Furkan Sezer'le, eski Mali Şube Polisi, Furkan Sezer'le bir söyleşi yaptı. İki saati aşan bir söyleşi. Adnan Oktar terör örgütünün bütün pisliklerini ortaya çıkartan bir söyleşi. Ancak çok önemli bir eksiklik var. Kedicik belgeselinde olduğu gibi, Kedicik belgeselinde de çok önemli bir eksiklik var. Nedir bu eksiklik? Adnan Oktar özellikle 2008 ve tutuklandığı 2018 tarihine kadar tam 5000 kişiye, 5000 muhalif kişiye, bunların büyük çoğunluğu Atatürkçüler, yargı sopasını kullanarak bunları hayatı zindan etti. En çok davayı da bana açtı. 10 adet. Ve bunların tamamından ben beraat aldım. Avrupa'nın en büyük adliyesi, Kartal Adliyesi'ni iş göremez hale getirdiler o dönem. Şimdi Kedicik belgeselinde bu yok. İpek Özbey'in söyleşisinde de bu yok. Acaba diyorum hani bu eski polis Adnan Oktar'ı çökerten, Adnan Oktar terör örgütünü çökerten bu polis Furkan Bey acaba bu konularla içli dışlı değil mi? Ama mümkün değil yani içli dışlı olmaması. Neyse bunu bir eksiklik olarak görelim, biz söyleyelim. Bu arada YouTube videolarımı siliyor. Bu mahkeme belgelerini yayınladığım videolara YouTube gıcık oluyor herhalde. Adnan Oktar'a karşı almış olduğum 10 adet belgeli beraat kararları videom silindi. Çok enteresan. Şimdi onu Tumblr'a yayınladım. Bir de Google Drive arşivime yayınladım. Bu videonun altında açıklamalar kısmında vereceğim. Mutlaka izleyin. İzlemeyenler izlesinler. Açıklamalar kısmında altta vereceğim. Facebook versiyonu da yorumlarda vereceğim. Adnan Oktar kan ticaretiyle başladı bu işi. Oktar Babula denen terör örgütü üyesi, bu örgütün üyesi, kanser ayaklarına yatmıştı 90'lı yıllarda. Türk halkının o şeyinden işte vericidir Türk halkı böyle. Koşar, yardımseverdir. O Türk halkının o yardımsever huyundan faydalanıp kan topladılar. Ve bu kanlar Amerika'ya gitti. Para karşılığında satıldı bu kanlar. Mesela Mine Kırık Kanat 2018 yılında yazdığı Adnan'ın Tektaşı isimli kitapta bunu anlatıyor, belgeleriyle anlatıyor. O kitapta benim de yazım var. Mine abla sağ olsun alıntı yapmış. Adnan'ın Tektaşı isimli kitap. Bulursanız mutlaka okuyun Kırmızı Kedi yayınlarında. Yani Adnan Oktar meselesi öyle sadece işte kızları tavlayıp, ağalarına düşürüp, işte bunlarla fuhuş yapmaları, küçük kızlarla 15-16 yaşında belgeselde gösteriyor, belgeli gösteriyor. Sadece bundan ibaret değil. Bu tabii korkunç kötü bir şey. Ama bu terör örgütünü sadece böyle bir cinsel şeye sokmuş oluyor. Cinsel boyutunu ele alıyor sadece. Yani diğer o tehlikeli yanlarını ortaya koymuyor. Mesela ben o yıllarda benim evim basılıyordu. Otelde kalıyorsam otelden alınıyordu. Gemim basıldı. Çalıştığım geminin kamerası basıldı. Yaklaşık 8-9-10 tane bilgisayar, yine 8-9-10 tane yakın, hatırlamıyorum artık, cep telefonuma el koyuldu. Ya bunlar, şu an bir hesap yapıyorum, 20.000 dolar. Ve geri verme olayı da yok zaten. Aldılar mı geri vermiyorlar. Soruşturma devam ediyor diyorlar. Zaten 3 sene, 5 sene sürüyor, 10 sene sürüyor. Mesela belgeselde Ali Emre Bukagıl'dan hiç söz edilmiyor. Ali Emre Bukagıl'ı, şu ünlü Fazıl Say'a dava açan, piyanist Fazıl Say'a, yine Mine Kırık Kanat'a dava açan örgütün 2 numaralı ismi. Hatta inşaat mühendisi diye lanse edilen, fakat benim İTÜ'deki tanıdıklarım, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki tanıdıklarım vasıtasıyla araştırıp onun diplomasının olmadığını öğrendiğim Ali Emre Bukagıl'ı. Ve bir de Halil İlmi Müftüoğlu var mesela. O da örgütün 3 numaralı adamı. 2-3 numara bunlar. Ali Emre Bukagıl'ı, Halil Hilmi Müftüoğlu. Bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok mesela belgeselde, Kedicik belgeselinde. Keşke bunlar da olsaydı. Yani İpek Özbey inşallah bu söyleşinin ikinci bölümünü yapar. Veya keşke Mine Kırık Kanat'ı çıkartsalar programa. Ne kadar güzel olur. Şöyle Mine abla bir anlatsa. Programda anlatılmayanları anlatsa. Mine abla belgesizde konuşmayan bir insan, belgeli konuşan bir insan. İşte Adnan Oktar böyle birisi. Yani kan satışlarıyla başladılar, bugünlere geldiler. Yani bugünler dediğim işte tutuklandıkları güne kadar, 2018'e kadar. Bunların hapisten çıkmaması gerekiyor. Umarım çıkmaz. Çıkarlarsa tabii ki iyi olmaz. Özellikle kız çocukları için iyi olmaz. Çünkü bunlar kız çocuklarını avlayan bir örgüt en başta.
Beni hala şikayet ediyorlar. Yazılarımı okuyorlar. İşte bir ay önce gene ifadeye gittim. İşte Adnan Oktar'ın Soner Yalçın Alışık'ı başlıklı yazından dolayı. Yazılarımı okuyorlar. Bu videoyu da izliyorlar. Avukatları bu videonun dökümünü yapıyor kağıda. Benim konuştuklarımı gidiyor onlara veriyor. Adnan Oktar'a veriyor, okuyor. Şimdi bu kedi belgeselinden sonra bir de İpek Özbey'in attığı tweetler var bu şeyle, söyleşiyle ilgili. Şimdi Adnan Oktar avukatlarına soruyordur. O tweetlerin altına kimler yorum yazdı? Kimler bana muhalif? Şimdi ben biz de attık tabii. Atacağız yani. O yüzden şimdi böyle Adnan Oktar heyecanlıdır. Saldıracak yer arıyordur. Şimdi bana da dava açar falan böyle yani. Açsa ne olacak yani? 11 olur, 12 olur ben artık. Sözün özü bu Adnan Oktar denen yaratık. Ben yaratık diyorum çünkü küçük kız çocuklarını ağına düşürüyor. Hani daha ağır şeylerle konuşmak istiyorum da siz anlıyorsunuz zaten. Bunun hapisten çıkmaması gerekiyor. Şimdi mahkeme belgeleri onlara karşı kazandığım, yani Adnan Oktar'a, Halil İlmi Müftüoğlu'na ve Ali Emre Bukagıl'ına karşı kazandığım mahkemelerin gerekçeli kararlarını, Türk milleti adına verilmiş gerekçeli kararlarını yayınladığım linkleri aşağıda veriyorum. Oradan izleyin. İzlemeyenler izlesinler. Bu örgüte ben nasıl darbe vurmuşum görsünler. Yani benim ne kadar haklı olduğum, aldığım beraatlerden de belli ki birçoğu da onların kesinleşti. Yani üst mahkemelerde, istinapta kesinleşti. En son Halil Hilmi Müftüoğlu ile ilgili olan davam kesinleşti.